Nur'un ilk kapısı 12. Kur'an'ın tilmizi ise yalnız liwachillah ve rıza ilahi için ve fazilet için o derece nefsinin menfaatinden tecerrüt eder ki cenneti ebediyeyi dahi hakiki maksat ve gaye ibadet yapmaz. Nerede kaldı ki bu dünyayı zailenin fani olan menafi onu hakiki maksat ve gayesinden çevirsin. Cenneti ebediyeyi dahi hakiki maksat ve gayeyi ibadet yapmaz. Cennet için yapılan ibadet Allah katında makbul ve sahihtir. Hakeza cehennemden korunmak için yapılan ibadet de öyledir. Bediüzzaman Hazretleri ubudiyetin asıl sebebi Allah'ın rızasını kazanmak, bunu ahiret ve dünya menfaatlerine bile ille yegai asıl sebep yapmamayı fakat herkesin derecesi farklı olduğu için müşevvik ve müreccih hükmünde olmak şartıyla makbul makbul olabileceğini müşevvik ve müreccih hükmünde olmak şartıyla makbul olabileceğini izah eder. Ubudiyet emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. Ubudiyet emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi emri ilahi ve neticesi rızayı haktır. Semeratı ve fevaidi uhreviyedir. Fakat ille-i gaye olmamak hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydalar ve kendi kendine tereddüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler ubudiyete münafi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüzü olsa o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hasiyetli virdi akim bırakır, netice vermez iktidar. ibadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterirse o ibadet batıldır, faideler, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar. Lakin ibadet ve imanda olduğu gibi ihlasta da çekirdekten ağaca kadar makam ve dereceler bulunmaktadır. Bu yüzden her müminin ihlası aynı derece ve aynı seviyede değildir. Güya o sükutla der, ey Müslümanlar, müjde size, ey müttaki, sen cehennemden felah bulursun, ey salih, sen cennete felah bulursun. Ey arif, sen rıza-i ilahiye nail olursun, ey aşık, sen röyete mazhar olursun, ey salih, sen cennete felah bulursun, ey arif, sen rıza-i ilahiye nail olursun, ey aşık, sen röyete mazhar Olursun işte kurtuluşa erenler onlardır bakara. Bazı müminler müttakidir. Cehennem korkusundan, haramlardan, günahlardan kaçar, felaha erer. Bazı müminler salihtir. Cennet için salih ameller işlerler. Bazı müminler ariftir. Marifetullah ehlidir. Allah'ın rızası için amel ederler. Bazı müminler ise Allah'a aşıktır. Rü'yeti cemali ilahiye mazhar olurlar. <laughs> İman edip de hicret edip mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır Rableri. Onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennet de onlar için bitmez, tükenmez nimetler vardır. Tövbe. Allah'ın rahmeti, rızası ve cennet nazara veriliyor Allah'ın ayette sırasıyla Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan cennetler vaat ediyor. Orada ebedi kalacaklar. Hem de adın cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. <laughs>